gözyaşları böyle seçim oldu aktı yanaklarımdan. Oturun da anlatayım diyor. Hemen çekiyorum sandalyeyi. Kaçar mı bu fırsat? O anlatsın ben dinleyeyim. Dinleyin bakalım. Düşünebiliyor musunuz? Sayfalar sayfalar tam 99 yıl. Şöyle bir karıştırdım tabii anlayamıyorum ne yazdığını. Derhal bir Osmanlıca hocası ayarladım kendime. Başladım çalışmaya. Anzaklar diyorum ya alıyorlar gitarların eline. Diyorum ki hani belki şöyle bir şarkı söylüyordur içlerinden birisi. I've been alone for so long. I do my best to go back home again. İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerlesin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin? 17 Şubat 1926, Türk Kanunu medenisi, kadın, erkek, eşit. Yaşar Kemal anlatıyor. Diyor ki, köy enstitüleri resmen şakıyordu. Yaratmanın, üretmenin, yapmanın şakımasıydı bu. Hasan Oğlan şakırken Aşık Veysel de şakıyordu. Hatta bir gün ona sordum, dedim ki, ya Veysel, Karacaoğlan da şakır mıydı? Veysel dedi ki, şöyle biraz düşündü, sonra uzun uzun kahkaha attı, dedi ki, ya ne şakıması, garibanın, fukaranın, Hasan oğlanı yoktu ki.